Şimdi sevgili Yanardağ, değerli izleyiciler, bütün iddianame dahil bir parti liderinin, MHP liderinin beyanları dahil, polisin yaptıkları dahil, olayın medyaya yansıyan yönü başta olmak kaydıyla. Evet, tetikçi bu. Evet. Tetikçi bu. Başka birçok suçtan hakkında kesinleşmiş hüküm var. Aranan birisi. Daha önce yine Gülsuyu Mahallesi'nde solcu bir genci, uyuşturucu satışına karşı çıkan solcu bir genci öldürmekten bu çetenin lideri 35 yıla mahkum olmuş. Ve her nedense Sinan Ateş cinayetine kadar yakalanmamış hocam. Evet. Buyurun. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bilinen net gerçekler nedir bu gerçekler? Cinayetin demin Merdan Bey anlatırken organizatörü olduğu, cinayeti düzenlediği, ilişkileri kurduğu iddia edilen birisi bir iktidar destekçisi milletvekilinin evinde yakalanıyor. Yine bir iktidar destekçisi partinin genel başkanı bununla ilgili dava iddianamesi hakkında bir iddiada bulunuyor. Kabul edin iddianameyi diyor. Eksik iddianame kabul ediliyor filan. Lafı çok fazla uzatmayayım. Ben Türkiye'de iki cinayet dalgasını çok yakından izleyen, yaşayan iki cinayet dalgasını, 70'lerdeki cinayet dalgasını ve 90'lardaki cinayet dalgasını birebir yaşayan, onların hedefi olan ve o iki ayrı siyasal, Türkiye'yi siyasal olarak insanları katlederek yönlendirmek isteyen bir projenin tanığı olarak bu kadar pervasız, bu kadar açık, iktidar bağlantılı bir cinayete tanık olmadım. Şimdiye kadar her iki cinayet dalgasında da, 70'lerdeki ve 90'lardaki cinayet dalgasında da ülkücülerle ilgili katiller, o dernekle ilgili çıkar. Ama o dernekten ondan sonra işte partiye kadar gitmek pek mümkün olmaz. Veya daha da ötesi, zaten 12 Eylül yönetiminin yaptığı gibi MHP'li yöneticiler de hapse atılırlar. Bu arada şunu hatırlatayım. O sırada görülen davalarda sağcı MHP'li liderler net olarak şunu söylediler. Biz hapisteyiz, yargılanıyoruz ama bizim görüşlerimiz, bizim siyasetimiz iktidardı. Değil mi? Bunu evet. Siz en iyi siz bilirsiniz, kitaplarınızda var. Yani 12 Eylül MHP'li sağdaki katillerin siyasal ayağını yakalamış, hapse atmış, yargılanırken diyorlar ki 12 Eylül iktidarına biz hapisteyiz, bizi yargılıyorsunuz ama siz bizim ideallerimizi orada savunuyorsunuz. İşlenen cinayetleri de milli refleks olarak açıklıyorlar. Evet, biz çünkü işte milliyetçiyiz, biz yani sizin adınıza cinayet işledik filan. Ama bu ne zaman oluyor? 12 Eylül'de demokrasi bitirilip, partilerin hepsi kapatılıp bir takım davalar başladıktan sonra oluyor. Uğur Mumcu cinayet, bu 70'lerin hesaplaşması. 90'ların hesaplaşmasında Uğur Mumcu cinayetinden sonra, Uğur Mumcu'nun evine giden dönemin önemli hem politikacısı, o sırada bürokratı, işte diyor bir tuğla çekersek diyor bütün bu duvar yıkılır falan. Kastedilen şey şu, devlet o sırada maalesef güya terörle mücadele ediyorum diye dinci terör örgütlerine, güya etnikçi terörle mücadele ediyorum diye, PKK terörüyle adını da koyalım, PKK terörüyle mücadele ediyorum diye dinci terör örgütlerine hafif göz yumuyor. İran'da o sırada Türkiye'ye bir rejim ithal etmek çabasında olduğu için bunların ortak çabalarıyla mesela Uğur Mumcu öldürülüyor. Ve o kişi Mehmet Ağar'dır, onun da adını söyleyelim, bu çok söylendi. Uğur'un eşine gittiği zaman... O dönemde Emniyet Genel Müdürü. Evet. Gittiği zaman diyor ki bir tuğla çeksek diyor. Bu duvar çöktü. Söylediği tuğla o. O tuğla çekildi. Onu
O tuğla çekildi. Onu Saadettin Tantan çekti. Saadettin Tantan Uğur Mumcu'nun katilini yakaladığını belediyeye ilan etmeden, kamuoyuna ilan etmeden tesadüf bir Ankara uçağında beraberdik. Bana söyledi. Aman dedim ya Saadettin Bey, bu sırada bakan, İçişleri Bakanı. Bu dedim çok önemli bir haber, bunu duyuralım. Yok hocam dedi, bunu size ben emanet ettim. Müsaade edin dedi, soruşturmaları sürüyoruz, ben açıklayacağım dedi. Ve o tuğlayı çekti. O tuğlayı çekildiği zaman birdenbire devletin gizli elinin efendim işte etnikçi PKK terörüne karşı dinci terörü desteklediği, onların da işte İran'dan filan da destek alıp falan falan ve devletin içindeki yandaşlarıyla korunduğu, sonra kaçırıldığı ama Saadettin Tantan gibi hem çok muhafazakar, çok ahlaklı, birinci sınıf ahlaklı bir politikacının hem muhafazakar hem de hem cumhuriyetçi evet işte bütün özelliği Saadettin Tantan gibi insanlar cumhuriyetin temel değerlerinden ve, yana her zaman Saadettin Tantan gibi muhafazakarlara benim canım kurban. Bunlar hem muhafazakar insanlar hem Atatürk'e, cumhuriyet değerlerine, temel insan hak ve özgürlüklerine bağlı insanlar. Yakalıyor, çıkarıyor ve o tabii Sinan Ateş cinayeti biraz oraya, daha farklı hemen, hocam. İşte ha. Oraya geleceğim. Yani bir cinayetin 1990'lar, 70'leri söyledik. 90'lardaki cinayetin anatomisini en fazla işte Tantan'ın açıkladığı bu ilişki ortaya koydu. Fakat bugün bakıyoruz, inanılır gibi değil. Bir siyasal cinayet işleniyor. Çok önemli bir lider, çok önemli bir genç akademisyen. Hacettepe'li üstelik benim yetiştiğim, benim kurduğum üniversite. Doğramacı Doğan Karan, Nusret Fişek, ben rahmetli, hepsi rahmetli oldu. Bozkurt Güven, beşimiz, dördümüz kurduk. Kurduğum üniversitedeki bir genç doçentin ama bir ülke ocakları başkanlığından gelen bir politikacının katline tanık oluyoruz ve bu olayı örgütleyen polisin gidip tevkif etmek istediği, soruşturma yaptığı adam bir milletvekilinin evinde. Efendim güya şey değilmiş de evi bilmem kendisinin resmi konutu değilmiş de ikinci eviymiş de orada bilmem neymiş filan. Vermiyor. Unuttunuz mu? Vermedi. Polise direndi. Orada 2-3 tane namuslu polis sonuna kadar kendi görev bilinçleriyle aldılar. Sonra bıraktırıldı. Yani birkaç tane namuslu görev birinci olan, hakikaten devletin polisi olan çocuklar kendi kariyerlerini tehlikeye atmak bahasına milletvekilinin elinden onu aldılar. Ve sonra da bıraktırıldı. Şimdi böyle başlıyor. Derken, şimdi biraz evvel Merdan Bey'in söylediği falan. Derken MHP Genel Başkanı çok yetersiz, adeta olayı örtbas etmeye yönelik bir iddianamenin hemen kabul edin diye emrini veriyor. O gece, o gün, hemen onun emir verdiği gün kabul ediliyor. Şimdi bakın, kim ne derse desin, o iddianamede fevkalade önemli bir delil karartması var. Fevkalade önemli. Bugün yine bu ekranlarda ben dinledim. Ayşe Ateş. Şimdi bakın, Amerikan polis dizilerine filan bakın. Herhangi bir cinayet işlendiği zaman, eğer öldürülen bir erkekse ve eşi hayattaysa, karısı hayattaysa, ilk sorulan ona eşinizin düşmanı var mıydı, işte ne kimdir, ne olur filan diye şüpheleri oradan tespit edilir. Ben Ayşe Ateş'in savcıya verdiği ifadeyi çok dikkatle dinledim. Hatta bir ara ya bunu kayda alsak filan dedim ama kayıtları vardır onların her yerde. İsim isim anlatıyor. İsim isim diyor ki şu kişiden eşim bana şöyle dedi. Sonra eşim bana dedi ki bu kişi şu kişiye gitti şunla bilmem ne yaptığını söyledi. Sonra bu bilmem ne oldu. Şuna telefon etti, şuna şunu anlattı. Tek tek isim isim anlatıyor. Ve bu ifade iddianamede yok. Ve bu iddianame MHP Genel Başkanı'nın emriyle
mahkeme tarafından kabul edilip hemen yasal duruşmalar başlıyor. Peki kim o? MHP Genel Başkanı kim? AKP Genel Başkanı'nın ortağı. Bugünkü iktidarın, şahsım devletini kuran iktidarın ortağı. Doğrudan iktidar bağlantılı bir cinayetle karşı karşıyayız. Doğrudan. O çocuk söylemiş işte, Berdan Bey bir defa daha dinletti. Yani açıkça söylüyor. Yani hem 70'ler hem 90'lar tarihlerindeki cinayet dalgalarını bile aşan bir pervasızlık, bir korkunçlukla karşı karşıyayız. Ve bu cinayet bu iktidarı götürecektir, göreceksiniz. Bu ülke bu kadar pervasızca işlenen bir cinayetin arkasındaki bu hikayelerin yargıya bile yedirilmeye çalışıldığı bir iktidara tahammül edecek bir toplum olduğumuzu sanmıyorum. Buyurun efendim.